Merhabalar, bu dersimizde Go'nun built-in functionlarından copy'yi inceleyeceğiz. Burada internet sitesinde gördüğünüz gibi, yani Go'nun package dokümanlarında gördüğünüz gibi gayet basit bir kullanım var. İki parametre alıyor ve bir tane değer dönüyor. Burada birinci parametre destination, ikinci parametre ise source, yani kopyalanacak veriyle, kopyalanacak verinin kaynağı ile hedef veriler diyelim. Şimdi örneğimize geçelim. Örneklerimize geçelim. Daha doğrusu hızlı bir şekilde. Öncelikle yapacağımız işlemde iki slice arasında bir veri kopyalama işlemini nasıl yapacağımıza bakalım. Öncelikle şu şekilde bir var s diyelim. Hemen bir slice tanımlıyorum burada. Ve bunun da kapasitesi olarak 3 belirliyorum. Ve bir tane de n tanımladım. Ve burada kopyalama işlemini yapıyorum. Diyorum ki benim hedefim s ve kaynağım ise, yani elimdeki veri ise şu. Nedir bu? Mesela 1, 2, 3, 4 olsun bu. Bu kadar. Neyimiz var burada? Bunu kullanmadım diyor. Biraz beklersen kullanacağız. Ve n'i yapıştırdım buraya. Ondan sonra çalıştırdım. Bakalım n'de ne var? Bakın n'de şu an 3 değeri geldi. Yani 3 kaydın diğer tarafa aktarıldığını söylemiş oluyor aslında bize bu şekilde. Peki şöyle sonuç diyelim. Sonuç v1 olsun ve ben burada s'i ekrana basayım. O zaman nasıl bir sonuç elde ederiz? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. S aslında sıfır bir, yani içerisinde herhangi bir veri olmayan yeni bir nesne. Ama ben burada hedef olarak gösterdim onu ve kaynak olarak da 1, 2, 3, 4 verisini içeren bir integer slice'ını kaynak olarak tuttum. Ve ondan ona eleman aktarılmasını söyledim. Tabii S'in kapasitesi 3 olduğu için burada sadece 3'lük bir aktarım yapıldı. 3 elemanlı bir aktarım yapıldı. Mesela bunu değiştirip 4 yaparsam tamamı gidecekti. Hatta ben bunu 5 yaparsam şöyle değiştiriyorum. Yani hedefin bizim kaynaktan daha fazla kapasitesi varsa orada zaten fazlasını sıfır olarak değerlendiriyor ve bu şekilde kullanıyor. Ben bunu orijinaline getireyim. Bunu da şöyle yedeğe alalım. Kalsın burada. Gözünüzün önünde. Bir başka yöntem ise bir slice'ın verisini kendisine aktarma. Keserek kendisine aktarma. Koddan inceleriz şimdi bunu kod üzerinden. 1, 2, 3 diyelim. Hatta sıfırdan başlayalım. Ve geldim buraya. Tekrar neyi tanımlıyorum. Ve copy oluşturuyorum. Copy kullanıyorum. Daha doğrusu s dedim. Ve dedim ki s benim hedefim hem de aynı zamanda kaynağım. Kaynak ikinci parametreydi. Ve burada diyorum ki birden başla, yani ilk elemandan sonraki tüm elemanları al. Burada ne oluyor? Sıfır hariç olması gerekiyor. Hepsini alır burada ve n'e aktarır. Yani kaynak da s, hedef de s. N ise bizim sonucumuz. O çok önemli değil şu an için. Ve ben şunu yapabilirim burada da. Nedir bu? Şöyle s'i tekrar yazıp çalıştırırsam sorun tabii ki n. Ben bunu almak istemiyorum. Onun ne olduğunu biliyoruz zaten. Mevzu nedir? Non-invariables. Okay. Eğer sen yeni değilsen kapat diyor.
buradaki değişken yeri değilse onu tanımlama diyor haklı olarak. Bakın burada 1, 2, 3, 3 oldu şimdi de. Aslında bizim orijinal datamız 0, 1, 2, 3'tü. Ama sonrasında ben geldim burada. S'in 1'den sonraki, ilk elemandan sonraki şu hariç olan datayı aldım. Ve bunu kopyalayıp tekrar bunu aktardım. O zaman da şuraya geldi. 1, 2, 3 yazdı. Bu şekilde de 1, 2, 3, 3 değerleri oluştu. Şimdi devam ediyorum örneğime, örneklerime. Bu şu şekilde kalsın. Şimdi de bir string ve byte slice işlemi yapalım mesela. Burada var x tanımlıyorum ve diyorum ki make. Make ne olabilir burada? Byte olsun ve 5 elemanlı bir değerimiz olsun. Bir nesnemiz olsun diye. Ve copy işlemini uyguluyorum burada da. Diyorum ki benim hedefim x. Eğer hedefim x ise o zaman veriyi de göndermem lazım. Veri nedir? Hello Mars olsun. Bu da bizim kaynağımız. Şöyle de yapılabilir. Str olsun bu. Ve ben bunu bu şekilde tanımlarım. Buraya da str'yi veririm kaynak olarak. Ve geri dönüş değerini almama gerek yok. Sonrasında print eleni ben çalıştırırsam, hatta şu şekilde yaparım. Nedir? Elimizde ne var? str olsun. Tabi burada str değil, x bizim hedefimizde. Onu deneyeceğiz. X 0 zaten. İçerisinde herhangi bir veri yoktu. Bakın burada ben x'i yazdırdığım zaman elime 1, 2, 3, 4, 5 eleman geldi. Burada. O zaman şöyle yapabilirim ben bunu. Bir diğer yöntem olarak diyelim. Hani sonucu incelemek açısından. String'e dönüştürürüm ben bu byte'ı. Ondan sonra şuraya da bir s yazarım. Şimdi tekrar bakarız buna. Sonuçlarına. Bakın hello kısmını almışız mesela. Çünkü zaten 5 karakterli bir x'imiz var. O yüzden sadece 5 karakteri alabildik str içerisinden. Ve bunları da ekrana bastım. Şimdi şöyle devam edelim. Son olarak da iki tane dizi tanımlayacağım. Int 1 ve int 2 şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5 ve bunların verisi de bu şekilde olacak. Şöyle 10, 20, sen 20 değilsin, sen 20'sin, 50 ve 40. Şimdi bu da 2 idi. O zaman ben buraya gelirim ve bunların bir ekranda yazılmasını sağlayabilirim. Print f olsun. Int 1 ve v'yi de yapıştırıyoruz buraya. Ondan sonra 2'yi ekrana basacağız. İçerisindeki veriyi basacağız. Orada çok bir aksiyon yok. Biz hemen işlemimize geçelim. Copy diyorum. Diyorum ki copy. Benim hedefim şu. Int 1. Ama int 1'in hepsi değil. Ben birinci elemanla üçüncü eleman arasındaki kısmı ben hedef olarak gösteriyorum sana. Oraya veri kopyala. Yani orada bir veri var ama önemli değil. Orayı değiştirebilirsin diyorum aslında. Kaynağım ne? Int 2. Int 2. Ondan sonra şurada da tekrar ben veriyi ekrana basacağım. Aynı veriyi.
çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada 1 ve 2 yer değiştirdi. 20 ile 1 ve 20 değerleri buraya aktarıldı ve int 1 değeri 1 ile 3. değerler arasındaki kısımlar değişti burada. Bu şekilde de bir parçalı güncelleme işlemi de yapabiliriz.